Kusura bakmayın, can çekmek zorunda kaldı da bu resattı ki onu bildirmem gerekiyordu. Hı. Ben organizatörüm, hakem o. Çünkü ben bir klana bağlıyım, o klana bağlı değil. Yani Anladım. herhangi bir sıkıntı olmasın diye böyle bir Adamlar şey yaptık. tamamen muhteşem kurallar şeyinde, silsilesinde. Elinize sağlık vallahi. Çok detaya önem vermişsiniz belli. Sağ olun, uğraştık yani. Ben Ben şu an araştırma delay işini dileği hallettim bu arada. TeamSpeak'ten attım bak, iki tane link. Evet, onları da göstereyim şimdi bizimkilere, hazır davetleri beklerken. Bir tane daha atacağım. Logolar. Oo, Oo. helal. Ben görüyorum tabii de. Bu Screen arada oyun capture. oda tekrar kurulacak galiba, ona Tamam, da bir tamam. girelim. Baya başarılı bir görsel. Diğer logo da bu. Evet. Bir tane daha mı var? Aynen öyle. Aynen öyle. Delay verdiğin için herhalde 5 dakika sonra gelecek değil mi 3 senin dakika sonunda? sonra 3 gelecek. dakika sonra, tamam. Oda kurulmuş bu arada. Tamam, Tamam. geliyorum. Maç başlamak üzere sanırım. Ben size veda edeyim, sonra bir ara trollemeye yine geleyim mi? Tabii ki, Tamamdır tabii ki Özer. Özer'cim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şimdiden kolay gelsin. Diğer yayıncılara da bir uğrayabilirsin. Merkez yayında şu an. Uğrayayım da tanımıyorum. İstersen sen Sen beni bir beni bir götür götür tanıştır. tanıştır. Tamam, gel aşağıya, bir uğrayalım. Yanında elinden tut abi, dikkat etsin. Dikkat etsin. Tamamdır. Birazdan yayın geliyor. Odaya da girdik. Takımlar oluşturulduktan sonra 7'ye 7 turnuvalarımız başlamış olacak. Ama hakikaten bu detaya verdikleri önem beni mest etti. Ağlıyordu 3 tane VOD yayıncısı perdenin arkasında, bakıyordu Warships turnuvacılarına acı acı, diyorlardı neden biz yapamıyorduk bu güzellikleri, acaba mı ileride mi olacaktı bunların yenilikleri. Evet, hazırız. Galiba maç başlıyor. Evet arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Komşu komşu, kim ya komşu haritasında turnuvamız, deniz kurtlarımız en baba takımları bulmak adına başlıyorlar. Yes. Şimdi bu eğitim odalarındaki bir enteresan durum var. Bakın, takım sağ üstte görüyorsunuz da, sağ altta görüyorsunuz. Takımın hepsi üst taraftayken ben aşağıdayım ve hatta yanında bir anda düşman belirecek. Recep belirecek. Ottoman Slappingen olarak. Ve biz birbirimize çarparak, batarak ondan sonra genel bir duruma bakacağız. Ne olup ne bittiğine. Takımları öyle izleyeceğiz. Bu beta aşaması gibi bir şey olduğu için takımlarda dur bakayım. Şu, bu arada chat'i iptal edeyim. Birbirlerine bir şeyler yazarlarsa bizim görmememiz daha uygun olacak çünkü. Burada sadece kendi takımımı görebiliyor olacağım. Yani düşman takımı görebiliyor olmuyorum. Ve ben de evet. Burada su alıyorum ve batacağım. Kafa attık arkadaşa. Biraz battı. Biz de repair etmiyoruz ki batalım diye rahat rahat. Ama çok az flooding'deyim şu an ben. Umarım yetişir süresi. Çünkü
700-800 falan diye gidiyor ama muhtemelen yetecek. Burada tabii önemli olan benim tamir tuşuna basmamam. Ve evet, takımların birbirine görüyorsunuz şimdi dizilimde zaten hani Tirpitz, Bismarck, New Orleans. Ha şimdi için içine işin iç riçir içine girebileceğiz. Ekipler orta mesafeden birbirlerini tabii öncelikle tespit etmek için hani Benson gibi muhripleri kullanacaklar. New Orleans'a burada çekilmiş anladığım kadarıyla torpido bombardıman uçakları. Onlar bir ağır darbe almış. Ve şimdi geri dönüyorlar ama attıkları yerde bakıyorum torpido saldırısında başarı var mı? Yok, torpido yiyen yok. Burada tabii Benson'ın yarattığı sis perdesinden faydalanan New Orleans, arka tarafta açılmış olan Bismarck'a gömçürmeye başlamış. Burada Kutuzov da aynı şekilde sisten yararlanacak. HE spam dediğimiz hani yüksek patlayıcılarla yaka yaka burada zırhları yitirmeye başlayacaklar. Recep Bey, siz burada mısınız? Kanalda mısınız? Kanalda tek miyim? O da gelip beni birazcık destekleyecek. Çünkü burada ben çok rekabetçi modda oynamıyorum Warships'i. Bundan dolayı hatalı şeyler söylemeye daha açık olduğumu düşünüyorum. Ama gördüğünüz gibi Kutuzov ve Orleans burada Gunther'in Bismarck'ını gayet net bir şekilde dövüyorlar. Evet, ben geldim. Ha, Kusura hoş bakma, geldin hoş geldin. abi. Birkaç karışıklık olmuş. Aşağıdaki yayıncıları beklemeden başlatmışlar maçı. Şu an Ha öyle oturuyorlar yani anlayacağın. Hayda. Bakımından kötü olmuş. Maçta başladı artık. İlk 3 dakika içerisinde böyle aksaklıkların bilinmesi gerekiyor. Onlar Ha. da gidip söylememişler. Yani arkadaş bu kadar vakit oldu, Tamam canım, tamam diye boş ver, boş başlamayın. ver. Öyle Yani şöyle, yani. onlara yazık olmuş. Bir sonraki maçta düzeltilir. Sen asıl bana destek ver. Şu an ne oluyor, ne bitiyor? Ben bir Şu tane an Benson'ın smoke'unda yatan iki tane adama odaklanmış durumdaydım. Solda da Akazuki'yi kendini kurtarmaya çalışıyor. Neler oluyor? Hemen bir özet geçelim. TSK ekibi haritanın sağ tarafında kümelenmiş. Sol tarafıyla gördüğün gibi, yani sen tabii göremiyorsun benim gördüğümü de. Ben sana şunu söyleyeyim, biz şu an sizin takımdan kimseyi göremiyoruz. Hiçbir görüş yok. Evet, şu an Fena. sizin tüm takım ya dağların arkasında ya smokeların içinde vesaire. Hiçbir şekilde biz Sana şu an sizin takımı söylememde bir göremiyor. sıkıntı yok değil mi? Yani Yok yok, paylaşayım. hiçbir Akuzuki var sıkıntı yok. şu an Sumo'nun içerisinde. Ona atış yapıyorsunuz Bismarck'larla. O bu torpido grubundan şey yaptı. Kurtardı kendini. Ama gücün büyük bir bölümü sağ tarafta adada, yani A kepinin, o A üssünün orada. New Orleans, Kutuzov arka arkaya orada atış yapıyorlar. Ve yandan burada Tirpitz'i ve Bismarck'ı Evet. H ile eritmeye devam ediyorlar yüksek patlayıcı mermilerle. Bayağı eritmişler. Yani bizim takımdan yani taşıyıcı güç, en önemli güç olan muhriplerin bir tanesinin canı 3K kadar, 5K düşmüş. Hani Evet. üçte bir canı kalmış 15K'dan. Öteki muhribimiz nerede diye bakıyorum. Öteki muhribimizi şu an göremiyorum. Şimdi Akuzuki Bak muhtemelen gördüm. belli oldu. Belli Belli oldu. etti Belli kendine. etti kendine. Öteki muhribimiz de B'nin içinde B'yi savunuyor. Daha doğrusu hani blokluyor puan kaybetmesin diye. Yani işler pek bizim takımın lehine gitmiyor şu an. İstediği gibi gitmiyor. Evet. Yani ben kısaca böyle gemilerin karakteristiklerinden bahsedeyim. Neler var neler yok. Yani gördüğün gibi Alman ağırlıklı oynamışlar. Tüm zırhlılar Alman. İki Tirpitz, Evet, bir Bismarck evet. var. Muhrip olarak da bir Alman, bir Amerikan tercih etmişler. Bir tane kurbazörleri var. O da Rus, Kutuzov kurbazörü. Kutuzov en kompetitif batılılarda en çok tercih edilen. Çünkü hem Yakma takımı potansiyeli herhalde. hem yakma hem kendini ve takımı koruyabilen bir sisi var. Muhrip gibi de sis atabiliyor. Yani 8 kilometrelik güzel torpidoları var. Bu 19,6'lı galiba. arada Z23 suyu boyladı. Shokaku Evet. yakaladı abi. Bizim B işte savunan Alman muhribimizi Shokaku batırdı. Sasuca merhaba canım. Tekrardan teşekkürler. Hoş geldin. Ama şu an işler sizin istediğiniz gibi gitmiyor. TCG daha Daha baskın oynuyor gibi evet. gözüküyor. TCG şu an
kontrolü ele almış gibi. Hani şu an avantajları var zaten. Gördüğün gibi biz yeniliyoruz 348 ve 511. Defans yapıyorlar, saldırmıyorlar. Eritmeye devam. YP'lerle, HE şerlerle şu an devam ediyorlar. Ama nedense TSK, yani bizim takım daha da böyle haritanın ucuna doğru gitti. Yani şu an ben bakıyorum. Bayağı evet, A hattına kadar ilerlemişler. Evet, A hattında bile gemimiz var şu an. Biz A hattından da daha ileri gitmemiz lazım. Ve Tirpitz'inize ciddi şekilde odaklanıldı şu an. Çünkü tüm hasarı o şu an karşılıyor. Akusuki de torpido bıraktı. İkinci tüpleri de bıraktı. Bakalım eğer yön değiştirmezse sıkıntı olabilir Akuzuki'nin burada torpidoları ona. Çünkü Alman gemilerinin Stadel yememe olayı var tabii ki. Köşklerini iyi koruyorlar ama... Evet. Yani yandan gelecek torpidolara karşı çok bir şey yapamaz ve iyi atmış torpidolara. Çok güzel geliyor. Muhtemelen iki tane yiyecek. İkinci salvosunu... Evet. Ondan da bir tane yiyecek gibi gözüküyor. Ve burada kendini tamamen yan tarafta bütün ekibi açmak zorunda kaldı. Ve İkkan mı? İkkan, yok, İkkan değil. Ama çok güzel bir hareket izledik diyebilirim ben Akuzuki'den yani burada. Oynayan Kocatepe'den. Kocatepe'ye de bu arada torpidolar geliyor. Tam arkasından geliyor ama geçiyor tabii sınırından. Kocatepe'nin tepesinde de bir sürü uçak var. Bilmiyorum kendi görüyor mu? Yani smoke bittiği anda ağır bir ateş altında kalabilir. Şu an bizim Belçik Amerikan birbirine hedefliyor. Ateş ediyor. Ama bir... Evet, şu an bir tane bir git oluştu ama çok fazla bir damage verdiği söylenemez. Aynen öyle. Evet, şimdi bizim bir farkımıza döndüler. İkinci zırhlıyı galiba oyundan çıkartmak istiyorlar. Bu zaten bu arada kompetitifte, yani rekabetçi oynanışta gözün kulağın hep uçak gemileri diye anlıyorum ben. Evet, evet. Çünkü yani az önce ben de dedim size, bizim hiç gördüğümüz zaman da hala bizden kimse gözükmüyor bakın. Aha. Ve bizimkiler dolayısıyla kör ateş ediyor. Kime kör ateş ediyor? Şu an içindeki Kocatepe'ye kör ateşler yapıyorlar. Ama hiçbir şekilde görüşleri yok. Tamamen rastgele. Bu yani Akuzuki bu... en son bu arada gelen Japonların daha topları iyi olan serisi değil mi? Yant, evet, serinin son gemisi. Aynen öyle. Yaklaşık bir 4 güncelleme önce galiba oldu. Tam emin değilim ama. Hatsuharu hattından bölünmüş olan, geçmiş olan. Aynen öyle. Yani tek Japon topçu muhibi bu şu an. Ama Akuzuki'nin çok değişik bir oynanışı var. Yani çok zor bir gemi. Bu arada Bismarck bata yazdı. Battı da ama. Battı hala. Evet. İşte yani ikincileri çok ağır vuruyor gerçekten. En azından ciddi rahatsız ediyor. Ya bakın mesela TCG ekibi tren yapmış. Yani tren değil mi de filo mantığıyla gidiyor. Evet, i̇şte aynen. Ortada bir zırhlı, ortada bir kruvazör, uçak savar desteği veren. Önde bir zırhlı, arkada bir zırhlı. Bismarck Alman zırhlılarının sonar özelliği var. Yani sonarını açtıklarında hem sis içindeki rakipleri hem de kendilerine gelen torpidoları 4-5 kilometre önceden görebiliyorlar. Hidroakustik arama çok fena. Aynen öyle. Yani mesela şu an Benson torpido attı, bilmiyorum görünür mü ama zaten üstünden uçak geçiyor onun. O torpidolar kesin gözüküyordur. Şu an bir sonraki ölecek kişi Benson. Yani muhtemelen ölecek. Benson kişiden... torpidolarını biz görmedik şu an. Ha, siz görmediniz. Ha, iyi o zaman. Evet. Yani görmedik. O zaman Gold Plow'a güzel geliyorlar. Gold Plow belki yiyebilir. Gerçi şu an şimdi gözüktü ama. Torpidolar. Bir güzel bir spread geliyor hakikaten. İyi dağılmış ama tam ortada kaldı Gold Plow. Ona değil, evet. Arkadan gelen Bismarck ya da Tirpitz'e belki isabeti olabilecek bir torpido olarak görüyorum ben bunları. Bakalım. Şu an sanki Go Port'u bir tane geliyor. Bismarck ucundan gibi aldı. Tirpitz'e gidiyor. Göbekten bir tane Tirpitz'iydi, evet. Tirpitz'e bir tane yedi. Akuzuki'den bahsettim. Akuzuki gerçekten çok zor bir gemi. Yani mesela şu an birçok klan var bulutlar arası bu işlerle uğraşan. Her takımda Benson oyuncusu bulursunuz. Her takımda ne diyeyim, Kagura vesaire bulursunuz ama her takımda Akuzuki oyuncusu bulunamıyor. Çünkü Akuzuki yavaş bir gemi. 34-9'a çıkabiliyor. Rakipleri karşısında çok yavaş. Çok iyi öngörmen lazım o zaman. Evet. Gemi büyük. Bu arada Tirpitz yani müjdar oldu. Müjdar oldu ve şu an görüşümüz yok. Yine herkes kayboldu. TCG'den hiç kimse gözükmüyor. Bir yani şu durumda Tirpitz'in karşı tarafta ateş bile edemediğini düşünün. Ki görüyorsunuz zaten. Yani blind atıyor. Vurdu mu? Vurdu. Vurdu. MRT'yi vurdu ama yani 4K falan vurdu. Yine de yani büyük başarı, kimseyi görmüyorsa tabii. Torpido yedi galiba. Yine torpido geliyor yandı. Aynen. Ama torpidoya kalmadı bile. Evet, hani overkill dediğimiz durum. Öldü, bir daha öldü, daha da öldü. Zaten puanla şu an inanılmaz bir fark oluştu. Muhtemelen puanla
Burada evet kazanıldı maç. Hazır sessizlik olmuşken benim bir isteğim olabilir mi? Tabii. Recep Bey'den, Ottoman Sarp'tan rica edeceğim. Tabii. Bunun cevabını ben biliyorum da izleyenler açısından, çünkü izleyicilerin çoğunluğu World of Tanks oyuncusu. Böyle Warships'te belki birkaç sefer denemişlerdir. Onlara daha iyi bir açıklayıcı olması açısından bu muhriplerin, destroyerların ve siege kullanımının random oyunlardakiyle bu tarz competitive oyunlardaki farkını bir anlatabilir misin? Tabii anlatayım. Şimdi kısaca bir sınıflardan o zaman bahsedeyim. Çünkü sınıfları anlatmadan amaçlarını anlatmak biraz garip olur. Arkadaşlar oyunda 4 tane sınıf var. Muhrip, küçükten büyüğü olarak sayarsak muhrip, kruvazör, zırhlı ve uçak gemileri denen. Muhripler genelde torpido bot olarak kullanılıyor. Yani torpidolara ağırlıklı. Tabii değişiyor yani, bir sürü istisnası var ama genel mantığı asıl vurucu gücü torpidosu olan ve kendini koruyabilecek şekilde de silahlandırmaya sahip olan küçük çapta gemiler. Oyundaki en küçük gemiler muhripler. Kruvazör daha çok destek gemisi adında andığımız, böyle tek başına çok güçlü olmayan ama iki tanesi bir araya geldiği zaman birçok işi başaran, özellikle uçak savarları çok güçlü. Aynı zamanda radar, sonar gibi işte torpidoları ve diğer muhripleri tespit edecek ekipmanları olan orta boyutlu gemiler. Zırhlı gemiler adından da anlaşılacağı gibi çok yüksek silahlandırmalara sahip, hem ana topları hem ikincil topları. Ve bazı zırhlıların yine bazı özellikleri var. Mesela Missouri dediğimiz Amerikan zırhlısının radarı var, Alman zırhlılarının sonarı var gibi. Bazılarının çok güzel uçak sahaları varken bazılarının çok güzel ikincil silahları gibi karakteristik özellikleri olan bir sınıf. Bir de uçak gemileri var. Uçak gemileri bu oyunun bel kemiği. Yani uçak gemili olan bir maçla olmayan bir maç arasında çok büyük farklılıklar olabiliyor. Uçak gemilerinde özellikleri hani sizin biraz arty tarzında dediğiniz, haritanın bir yerine uçak gemisini koyuyor ve uçakları yöneterek oyun oynuyor. Tabii uçak gemisinin kontrolünü de ona sahip. Yani geminin kontrolü de ona sahip. Aynı yette uçakları da kontrol edebiliyor. Yani birazcık zor bir sınıf. Hani yani beynin iki tarafında çalışması lazım, öyle söyleyeyim size. Yani gemiyi kaptırıp götürürseniz bir bakmışsınız işte insanların içinde oluyorsunuz. Ya da uçakları unutursanız uçaklarınız düşüyor. Zor bir sınıf. Ağırlık olarak World of Warships'te bu 4 sınıf var. Sınıfları da anlattığımıza göre oynanış tarzına gelirsek, şimdi random battle'larda çok fazla arkadaşlar böyle toplu taktik ya da bilmiyorum kilo mantığı çok nadir oluyor. Oyunun başında eğer siz direkt bayrağı devralıp takımı bir hizaya sokarsanız insanlar sizi dinleyebiliyor. Yani hiç ben oyunun başında arkadaşlar B'ye gidelim deyip de ya ne B, saçmalama A'ya gideceğiz vesaire diyen çok az oluyor. Genelde takım senin lafına uyuyor. Yani ama random savaşlarla işte bu kompetitif savaşlar arasındaki en büyük fark, birinde takım için oynarken diğerinde genelde kendin için oynuyor oluyorsun. En büyük fark buradan çıkıyor aslında. Yani mesela ne diyoruz? Muhripler işte ana silahları torpido bot vesaire vesaire diyoruz. Tamam belki random'da böyle ama özellikle kompetitifde muhripler spot olayını yapıyor. Yani açıkta geziyor. Takımları için sis atıyor. Gerekirse kendi sisini kendine harcamıyor. Bu tarz işler yapıyor. Kruvazörlerde herhangi bir değişiklik yok. Random'da nasılsa burada da aynı. Ama burada daha çok destek rolünü daha çok gösteriyor. Hiç tek giden bir kruvazör olmuyor. Genelde böyle işte uçak savarları vesaire korusun diye zırhların yanında gidiyor. Zırhların rollerinde de herhangi bir değişiklik olmuyor. Yine vurucu güç onlar. Yani 420 kalibre, 120, 320 kalibre toplardan bahsediyoruz burada. Çok büyük toplar. Uçak gemilerinde de normalde kill ağırlıklı oynanan random battle'larda kill ağırlıklı olan uçak gemileri burada daha çok spot ağırlıklı oluyor. Mesela bunu en basit bir şekilde burada gördük yani. Mesela sen her bizim takım ben senin yayını da izliyorum. Her saniye gördüğüne rağmen biz sizin takımınızı çok kısa aralıklarla gördük. Ve galiba siz kayıpsız kazandınız değil mi? TCG'den ölen oldu mu? Olmuş olması lazım. Bir kişinin öldüğünü ben hatırlıyorum. Ben bir bakayım. Yok, kimse ölmemiş. Tek sen Ölmemiş mi? O zaman ben kendim öldüğüm için kendim de Evet. hatırlıyorum. Sen kendin olduğun için kendini hatırlıyorsun. Yani bu Ben der öldüm ya. TCG dersine çalışmış oluyor. Yani Dediğim ezici bir gibi abi. galibiyet olmuşum. Ben de TCG klanındayım bu arada. Onun reklamını yapayım bilmiyorum ama Şu TCG an bence tam klanını zaman değil. o zaman turnuvanın ilerleyen vakitlerinde. Gerçi biz Bence de. TCG'nin iki maçını yayınlayacağız. Sonraki maçlara farklı farklı takımlar olacak. Ben her takımla ilgili bilgi verecektim zaten. TCG'den başlayayım ben bir. Evet. İlk olarak. Ama bundan önce dediğim gibi hani her
random ve kompetitif battle'larda bu tarz farklılıklar bariz bir şekilde belli oluyor. Evet bakalım ikinci maç için hazırlanmış gözüküyor. Eğitim odası. Girdik ama rakip takım henüz yok. TCG'nin rakibi TG ne olacaktı bu sefer? Tabii lakapları Bakalım unutuyorum. TCG vs TSG olacak. TSG. Bu ikisi aynı klan demeyeyim de Alt hani klan. ikisinin de lideri benim. Birisi Turkish Naval Forces, diğeri Turkish Coast Guard şeklinde kurduk. Bakalım bu maçı ben de merak ediyorum. Ne olacak? Alt Hayırlısı. klanla ben eğitim maçlarında hep yendim TCG'yi. 3 maç attık. Üçünde de ben yendim. Yani TSG olarak. Bu maç ben de çok merak ediyorum yani. O zaman hemen ben bir Şansınız döner soru umarım. sorayım. Evet, Bu buyurunuz. alt klan, üst klan olayı neye göre? Hemen cevaplayalım. Normalde aslında biz alt klan demiyoruz. Ben burada sadece dile getiriyorum. Normalde şöyle oluyor bu işler. Şimdi bildiğiniz üzere yeni geldi klan sistemi World of Warships'e. Ve kısıtlı bir sayı var. 30 kişilik şey var. Siz söyleyin. Kontenjanı var her takımın. Şimdi çok popüler olan takımlar var. Biz tabii o kadar değiliz yani popüler değiliz ama bizim de mesela bir sürü başvurumuz oluyor. Takımlar bu şeyi karşılayamadığı için, 30 kişilik bütçeyi karşılayamadığı için ikinci, üçüncü ekipleri falan açmak zorunda kalıyor. Çünkü gelen talepler doğrultusunda. Bu şekilde alt klan mantığı bu öyle oluyor. Ve alt klanındaki en önemli fark şu. Güzel istatistiklere sahip olanlar üst takımda, genelde biraz daha kötü istatistiklere sahip olanlar ikinci takımda oluyor. Ve bunlar istatistiklerini yükselttikleri takdirde yukarı takıma alınıyor. Yani normalde alt klan birisi bu biz alt klanız dediği zaman mantık bu oluyor. Ama bu TCG TSG olayında diğer klan bazı klanların da kullandığı şey var, tanım var. O da ikinci klan gibi düşünün. İki takımın da aslında hedefleri aynı. Mesela gördüğünüz gibi iki takım da burada turnuvaya girmiş. İki takımın da amacı kompetitif battle'larda bir başarı elde etmek oluyor. Bu zamanda işte ikinci klan, ne bileyim kardeş klan gibi bir şey ortaya çıkıyor. O yüzden alt klanla ikinci klan arasındaki fark bu. Yani birisi de diğer bizim alt klanı dediği zaman olan şey dediğim gibi istatistiksel bakımından. Ha yok biz iki klan vesaire düşünüyoruz derse de dediğim gibi daha çok başarı açımından iki klan olayı oluyor. Evet. Demek ki klanlar burada WoT'tan da daha hani her şey burada daha güzel aslında WoT'tan. Klan mantığı da aynı şekilde düzgün başlamış. T62 mi obje mi diye sormuyorlar burada. Yani Yamato mu Bismarck mı soruları da gelmiyor. Daha bilinçli bir izleyici kitlesi, oynayıcı kitlesi var. Hani öğrenmek, feyz alınacaklar varsa sadece Wargaming kendi içinde feyz alıp da burada yapılan patchleri kendi diğer oyunlarına getirmiyor. Oyuncuları da keşke öyle getiriyor olsa diyorum ben bazen. Hani artık anladınız siz. Kızım sana söylüyorum. 300 VN8'li gelinim, gelinim sen anla tarzında yorum. Hiç oralı olmadı ya. Yok. Bir şey mi dediniz? Vuku milliyetini değiştirmiş. İtalya'dan bağlanıyor gözüküyor. Biz bir önceki bağlantıda Fransa'dan bağlanıyor gözüküyordun. Kim ya? Adamın Sen. poposunda don durmuyor sen. Fransa gözüküyor bende. Sende bir sıkıntı olmasın. Valla bende İtalya gözüküyor. Senin yanında İtalyan bayrağı var. Sen Artık VPN bir şey bilemiyoruz. mi kullanıyorsun? Ondan mı bir sıkıntı oldu? Benim... Wikipedia bile yasaklanınca onu kullanmak zorunda kalmış olabilir belki, Oha bilemiyorum. adam anında siyasi mesaj. Ya siyasi de değil diyor. Ülkenin gündemi gerçek olaylar şu anda olan şeyler. Adil kullanım kotası da kalktı. Oh. Kalktı mı artık? Kalktı da şöyle yaptılar. Kotayı aşan artık 1 lira ödüyor. Yani gelen gelin bize girdi. Tamam 1 lirayı ödüyorsun. Ama sonra yine sınırsız devam mı ediyorsun? Ne oluyor? Evet de yani eskiden mesela girince kotaya hızın düşüyordu sadece. Şimdi diyor ki adam, yo hızın düşmeyecek ama geçtiğin anda ben senden gigabyte başına 1 TL alacağım diyor. Gigabyte başına 1 lira. Oh. Oh yeah. Yani şu an var ya. Atıyorum 25 GB'lık oyun indireceğim ben kotayı geçtikten sonra. Tabii. Ve burada biz seni ya, yanlış paket seçersen uyarmıyor da paket. Ve kendi kafalarına göre belirledikleri paketin sınırsız fiyatı üzerinden %25 daha pahalısını ödeyebiliyorsun. Mesela diyelim 50 megabitlik bağlantın var ve o 50 megabitlik bağlantının kampanya hariç fiyatı aylık 199 lira mı? Sen eğer yanlışlıkla indirirsen o ay 250 liraya kadar fatura ödeyebilirsin firmaya. Ama
250 liradan fazla ödemiyorum. Ne kadar geçersem geçeyim maksimum 250 lira Evet abi, ödeyeceğim yani ben. 1500 lira ödeme şansın yok. Onun bir limiti var. Artı 25 diye. %25 diye. O da iyi. Biz eskiden o 146 zamanlarında binlerce liralık telefon faturalarını görmüş nesiliz. Aynen öyle. 146'dan 145'ten. Bak numaraları hatırlıyoruz. Bak 146. 146 abi. 146 bana da giren girmiştir de o dönemde, o yüzden. Merhaba arkadaşlar, yeni gelenler. Muhteşemül vahşetül muhteş bir deniz kurdu turnuvasıyla gene ekranlarınızdayız. Fış fış kayıkçıklarımız bu sefer rekabetçi olarak birbirlerini hoplatıyorlar karşılıklı. 60 bin doblonluk ödül havuzundan da dibine kadar faydalanılacak olan ve faydalanılan bir turnuva kendileri. Burada Özerk yancımız, Semay yancımız, asıl yancımız turnuvanın da organizatörlerinden biri olan Mr. Recep. Ottomuz Slap'le Ben bir yandan çalışıyorum, bir yandan arada buraya birlikteyiz. laf Bir yandan gösteriyorum. çalışıyorum. Muhasebeci adam sanki. Orada daktilo başında da. Neyse. Ya, yaptığınız görevler, işler var, onları yapıyorum. Bu arada Recep'e ben bir şey sorayım. En şey o cevaplayacağı için yani, tarafsız mı diyeyim, nasıl diyeyim, Bana da objektif. sorabilirsin Sana güvenmiyorum falan. Bunu bu kadar açık söyletmeseydin iyiydi ama. Yok. Hani World of Warships o hani senlerle benlerle fazla oynuyor o Şu an bakımdan. ağlıyorum içimde. Neyse. Şimdi soru geldi de hani 6 ay önce World of Warships oynuyordum. Bıraktım. Geri döneyim mi? Tekrar indirilir mi? 6 ay önceye göre oyun ne durumda diye bir soru geldi. Valla 6 ay önceye göre çok şey değişiyor ya. World of Warships özellikle 2016 yılında yaklaşık her ay bir patch geldi. Her ay bir yenilik, her ay bir şey, yeni bir şey adapte olma, görsel güncellemeler falan, her şey elden geçti. Yani bence tekrar bir indirsin baksın. Ben indirme demem yani, ben indir Ben kesinlikle hayır derdim çünkü, değil mi Özerk? Hayır şimdi sen sürekli Dur dur, World üzerine of gidiyorum. Warships oynamıyorsun. Ben Biliyorum şirket biliyorum. çalışanım, şimdi bizden gelirse o ağırlığı olmaz. Hani Doğru Recep diyorsun. söylediği vakit yani en azından oyunu sürekli oynayan, böyle bir turnuva organize edecek kadar oyuna gönül vermiş bir oyuncunun yorumu paylaşılmış oluyor. Vay. Doğru diyorsun kardeşim. Recep'ciğim, bundan sonraki turnuvalarda ne yazık ki seninle çalışamayacağım belirtmek zorunda hissettim şu an kendimi. Bu konu Adam seninle hiç ilgili kaprisi değil. yapıyor, Tamamen politik. kıskandı. Tamamen politik. Diyor benden fazla star olamaz kimse benim Bu arada yorumumda. sizinkiler takım beğenemedi, onu da söyleyeyim. Bir Valla gidiyor. hakem bir şeyler geldi bozdu, bak takımları pistten alalım falan. Aynen. Geldi böyle bir sopa gösterdi, şimdi çıktı ayarladı galiba, bilmiyorum. Yani galiba 7.'sine karar veremedi TSG ekibi. Valla umarım bu sefer diğer yayıncıları unutmaz. En azından ben onu söyleyeyim. Bizi unutmasınlar, unutmazlar. En son bizi çekerler diye düşünüyorum. Diğer İnşallah. yayıncılar da bu arada o oyunu tekrar başlatmışlar galiba. Girmişler yani. Şu an Ha okey. herkes Ha yayınlar. okey. Ha, bizi de aldılar. Tamam, Onu da seni götürdün. Ne söylemek oldu? istiyorsan lütfen şu an paylaş. Yani aynı anda birkaç maç dönüyor arkadaşlar. Sadece ben yayın yapmıyorum bu turnuva ile alakalı. Kaç yayıncımız daha var abi? Siteden de görebilirler aslında ama söyleyelim. Şu an biz tüm maçları yayınlamak üzerine karar aldık. Birçok kişiyle Evet. konuştuk. Bir kişi sadece saat 9'da başlayacağını söyledi. Gecikecekmiş. O yüzden şu an aynı anda 3 maç yayınlanıyor. Düşün. Ben sana attığım forum linkini istersen bir paylaş. Orada çünkü bannerlarla birlikte herkesin ve tüm takımların listesi var. Hangi saatlerde hangi Evet, onu maçlar Twitch'te de olacak. paylaşalım. Eğer buradan Twitch'ten bakamıyorsanız Facebook üzerinden de, benim sayfam üzerinden de bulabilirsiniz linki. Yani bütün detaylar var. Aynı anda 3 yayıncı birden bu turnuvayı şu anda yayınlıyor. Çünkü bizim gibi kolaya kaçıp tekli eleme usulü değil. Adamlar taş gibi lig usulü yapıyorlar olayı. Bu nedenle de aynı anda birçok maç oynanması gerekiyor. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve 9'dan sonra aynı anda 4 maç yayınlanacak. 4 kanaldan yayın yapılacak. Bunu da es Evet, BBC geçmeyelim. gururla BBC sunar. gururla. Çete beni batırı yazmayı unutma abi. Sana batırmazlar falan. Unuturlar. Bu sefer gördüğün gibi o mod başlamadık. Bu haritada demek ki o mod çalışmıyor. Evet. Direkt batırsınlar canım. Biz birbirimizi nerede bulacağız? Batıracaklar zaten şimdi takımlar bizi batıracak. Torpido olasın diyeceğim ama. Ben duruyorum olduğum yerde. Aha dur. Atasın abi. Bu arada Alp
yayında drop var diyorlardı. Baktın mı sen ona? Baktım abi. Bende de açık yayın. Şu an hiç tıkılma görmedim. Yok bir ara bir şeyler oldu. Ben kaliteyi biraz düşürdüm. Şu an daha iyiyiz. Bir saniye giremeyen var diyorlar. Beni batırmadılar. Batırmadılar. Giremeyen var demişler. Ne kadar ayıp, ne kadar ya. Ayıp ya. Aha Bismarck'tan atış geliyor. Oha bomba da attı. Baget ekmek oldum oğlum. Bu arada oyun restlenecek. Kişi bağlanamamış. Tamam. Tekrar kurulacak o da. Daha da şarlatanlık yapabilirim yani. Batışı böyle izliyor musun yavaş yavaş? Evet abi. Evet, fena ya o batış. Ya, o beni birkaç defa torpidolardan kurtarmıştır zaten. Batan eskiden, gemiden dibine girmekten. İşte o 6 aylık soruya da cevap vermiş oluyor. Eskiden battığın zaman direkt suyun dibini boyluyordun. Anında evet. Anladın mı? 5 saniye içinde falan. Şimdi hem batışı yavaşlattılar hem de aldığın hasarın şekline göre batıyorsun. Torpido yedin diyelim ortadan, yemin böyle ortadan ikiye ayrılıyor vesaire gibi. Aynen. Ama aradan geçmiyor torpido değil mi? Ben ona denk gelmedim. Yani aslında collision model şey yani hasar modellemesinde ikiye bölünmek yok. İkiye bölündüğünü görüyorsun ama aradan yani bir gemi geçmiyor. Benim bildiğim komple hala çarpıyorsa çarpıyor. Geçmiyor, evet o geçmez, biraz fantastik olur yani. Bu arada Gulyabani görüyoruz chatte. Burçak Beyler teşrif etmişler. Kendilerine evet. Bir alkış. Hoş geldin. Ama diyor bak öz Gulyabani benim diyor. Evet özü. Ben de bir hesap mı açsam has Gulyabani diye. Has Gulyabani diye aç. Ben de Gulyabani kardeşler diye açayım. Tam olalım yani yan yana. Limana döndün değil mi abi sen? Pardon. Herkes oyunda hala. Ben o yüzden dönmemiştim ama dönüyorum. Dön. Çıktık. Yani oynuyorlar mı hala yani yoksa? Ben bir sorayım buradalar mı? Ben çıktım ama ha, tamam. Seni bekliyormuşuz herhalde. Sen çıktın. Ay pardon. Kendine geldi oğlum. Tamam. Tamam direkt hemen giriyoruz tekrar. Tabii şey olduğum için. O değil de bir Burçak fan grup varmış burada haberimiz çok fena yokmuş abi. Ya. Çok fena. Hepsi tanıyor. Evin önünde yatıyorlar da eve almıyor Burçak genelde. Kapı önüne yem bırakıyor. Burçak yapmaz öyle. Eve alır dışarıda bırakmaz insanı. Yo. Yani şey falan bırakıyor işte. Palto malto arada battaniye falan koyuyor. İzleyiciler genelde tüketip sabaha karşı evlerine doğru tekrar yola çıkıyorlar. Yani ben olmasam çok merak ediyorum yani şu odayı nasıl düzgün kuracaklar. 4 kere düzelttim yani. Anlar olacak şeyler. Ben olmasam nasıl yürüyecek bu turnuva böyle bilemiyorum. Hayır, ya falan. 3 kere toplantı yaptık yani. En son toplantıda düğün yaptık. Kural kitabında kocaman harflerle yazdık. Heyecanlığına veriyorum artık ne diyeyim yani. Tabii ki canım. Yani ben sana söyleyeyim Recep'cim. Çok normal bunlar. Olacak yani. İlla olacak. Sadece önemli olan bunları işte temiz bir şekilde halletmek. Uzun sürebilir, kısa sürebilir önemli değil. Yani tekrar açarsın, aynen, şey yaparsın. Şey sıkıntı değil. Eğer takmaya başlarsan çünkü o birikmeye başlıyor. Daha sonra çığ gibi patlıyor. Yok ya yine ben rahat. Can şu an aşırı efor sarf ediyor. O uğraşsın. Flank speed de yardırıyor diyorsun. Aynen öyle. O da geziyor yukarıda titsikte. Bu arada 3 dakika gecikme olmasına rağmen laf yedik. Bunu 3 dakika sonra duyacak arkadaş ama ben arka fonda barışım ve onların sesini alırsın. Diğer arkadaşlar sussun diyor. Recep bizi istemiyorlar Recep. Arkadaşlar şimdi hemen ben çıkıp Super Mario oynamaya başlıyorum. Onun yanından da hemen mayın tarlasına geçeceğiz. Burçak'la birlikte kafa kafaya mayın tarlasını oynayacağız. Bir anda izleyici sayısı 1600'e çıkıyor. Böyle enteresan şeyler olabiliyor. Hani millet Bob Ross'un bu yayını başladığında bir troll şey oldu mu izlenmez falan sandılar. Ruined, failed, ruined. Kaç binleri gördü o bir ara? Tabii canım 10.000 15.000 izleniyordu. 15 binleri gördü o bir ara. Birisi abi oyuna Titanic ne zaman gelecek demiş. Titanic mi? Titanic mi? Evet, bu Kube. Şeyden sonra gelir o ya. Bizim oyuna Titanic. Sonra. Evet, sırada önce bizim ada vapurları var. Önce consumable olarak Akbil gelecek arkadaşlar. O entegre olduktan sonra istediğiniz bütün gemiler ayrı ayrı modellenerek eklenecek.
Oyunda bastığında da dırırt diye ötecek Tabii o. canım. Şey, özel haritalar olacak zaten. Turnuva haritası olacak iki tane. Bir tanesi Marmaray. Diğeri tünel, Şey, geçit, alt çizgi haritanın bir. o köşesinden akbil basmadan geçemeyeceksiniz. O 1-2 hattı akbillilere ayrılıyor her haritada. Aynen öyle. Evet, maçımız tekrardan başlıyor. Ses şey olabilir o arkadaşlar. Ben yani şeyden Recep'in galiba bilgisayarında kulaklık değil, speaker var. Oradan arada yansıyor ama çok büyük bir rahatsızlık verici durum yok. Anlaşılmıyor değiliz. O zaman size ben iyi yayınlar diliyorum. Kaçıyorum bir süreliğine. Görüşmek Uğrarım üzere ben. Özerk'cim. Recep sen de şey Recep sen de yapma. şey... Yani o yankılı sorun değil o User kadar. disconnected from your channel. Aslında kulaklığım var ama nedense ben de anlayamadığım bir şekilde yankı yaptırıyor kulaklıktan. Bir ses Bir kartı ses kartı. ayarıyla o. Mikrofonun o sen aktifken mikrofonun muhtemelen ya basarak yapıyorsun ya da ses algılama ile mikrofonu çalışıyor. O sırada benim söylediklerimi de yani kulaklığını da alıyor. Kulaklığa sana gelen bilgiyi de alıyor muhtemelen. Olabilir. Sonra çözeriz yani şu an kritik bir şey yok öyle. Bombeler geliyor diyor. Evet, gene Fransız olarak baget olmaya hazırlanıyoruz. Mucuks. Fransızlarla ilgili özellikle süper test aşamasında falan çok fazla espri dönmüştü ya yani. Biraz aşağıladılar aslında. Milleti de aşağıladılar böyle. Gemilerini de aşağıladılar. Mesela geldi hani normalde artık diyeyim ben sana. Yeni bir ağaç gelince hep böyle bir özellik bekleniyor. Yani bu ağaçtakiler acaba ne yapacak? Hani hep bunun özel gücü ne olacak diye. Fransızların özel gücü engine boost işte turbo Evet, kullanmak. motor takviyesi. Aynen. Ama bunlar henüz belli değil. Hani espriler dönmüş işte beyaz bayrak çekecek efendime söyleyeyim. İşte baget ısmarlayacak, baget atacak toplardan gibi böyle çok fazla espri yaptılar. Bir de Fransızlardaki en belirgin özellik her gemisinin üstünde bir tane ya da iki tane bank olması böyle. Böyle en güzel, geminin en güzel yerine bank koymuşlar böyle tam böyle oturmak. Hakikaten tam ada vapuru işte. Mantık o. Gezi Gezi. vapuru. Kendimi hoş edineyim. Peki Burçak Bey. Sen benim seni batırdılar mı? Abi nedense sadece uçak gemisi saldırdı bana ve batamadım. Bir şey de demek istemedim çünkü batayım yazdım. Ha, torpido attı şu an biri en sonunda. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Niye bu kadar beklettiler ki beni? Valla beni batırmadılar ya. Ciddi Nedense misin? bilmiyorum. Kimse ateş bile etmedi geçtiler. Herkes kolağını veriyor. Ay! Hayır mesela şu an uçak gemisinin benimle uğraşmış olması yani mantıklı mıydı bilmiyorum yani. Belki istemiyordu adam o kadar uğraşmak. Neyse en sonunda kipe girebiliyoruz. Kusura bakmayın. Eğitim odasında böyle şaklabanlıklarla uğraşmak zorundayız. Resmi olarak ekli olmadığı için. Gene Benson'dan burada güzel bir smoke. Haliç gibi maşallah abim burada tam bir çizim yapmış yani. Godzilla şeklinde. En arkasında da New Orleans'e Kutuzov yardırıyor. Uçak gemileri de burada Accelerated'ın bombardıman filoları spot vermeye devam ediyor. Benson da B'yi ele geçiriyor tabi. Arka planda Onur ve şu an Barış yok. Barış zaten yok. Onur da şeyde değil. Warships tesisindeyiz şu an. Özellikle istemedim Onur. Kokuyor o da. Özellikle gibi çünkü. Kusura bakmasınlar. Benson bu arada torpidolar attı. Hiç düzeltmeyeceğim bile artık o derece şey. Çünkü çok fazla trollediğim için ciddiye almaları lazım ki o zaman komik oluyor. Bakın Benson torpidoları TSG'de birine gelecek mi? Sanmıyorum ama Benson'ın torpido menzili yaklaşık kaç kilometreydi? Tam olarak 9.2'ye 55 knot'la gidiyor. 9.2'ye 55 knot. Tabii bu yüzden suda tespit edilebilirlik menzilleri biraz daha düşük diye hatırlıyorum ben ama görmedim. Onlar da 1.1. 1.1 yani Amerikan torpidoları yavaş gidiyor gözükse de size tepki vermek için çok az bir süre kalıyor. Bu Evet, arada bu evet arada... sıyırmış Kutuzov'u. Turkish Punch'ı ama arka tarafta Alabama bir tane yiyecek gözüküyor. Evet, torpido beltinden yedi bir tane şu an. Fazla yemedi ama. Yani çok az yedi hatta. Belki 3000-4000 falan yedi bir torpidona. Şaşırttı beni bu.
Çok ciddi bir torpido koruma kuşağına sahipmiş demek ki. Bordasında, ordusunda. Şimdi şöyle söyleyeyim. Alabama oyuna yeni eklenen bir TR8 gemi. Aslında büyük ihtimal büyük ihtimal diyorum. Büyük bir çoğunluk Alabama oyuna eklendi de bir yanılgı içerisine düştü. Şimdi bu bakayım var mı Alabama'nın eşi? Mesela North Carolina'ya bakarsan bizim takımda gözüküyor mu bilmiyorum ama Alabama ile ikisini aynı gibi göreceksin. İki Evet, farklı evet. dokmuş gibi. Ama aslında North Carolina sınıfı Alabama için South Dakota sınıfında. Buradaki farklar ne diye sorarsan torpido savunması bakımından en büyük fark ortaya çıkıyor. Alabama'nın %56'lık bir torpido hasarı azaltması var. Üf, üf. Evet, yani sizin hasarınız torpidonuzun 11K ise bunun %56'sını direkt absorbe ediyor. O yüzden Alabama biraz geç batıyor. Böyle bir savunmaya sahip tek gemi Yamato oyunu. O da biliyorsunuz TR-10. Bu arada Bismarck bir tane arkadaşa yedi ve ikinci de MRT'de iki tane torpido yedi. Smoke'da yatan Bismarck'lar çok ağır darbe aldı bizde. Yani yaklaşık burada bir 30 bin can bırakıldı toplamda. Şu an gerçekten ilk başta biraz TSG aleyhine olsa da biraz iyi topladılar. Kendilerine geldiler gibi gözüküyor. Bizim kutuzumuz ama alabamız erimiş resmen. Kutuzolda 8 bin, alabamada Evet. 8 Ya bin. torpido Yani koruması bir de torpido komik bu arada bence. Hani yemesen o korumaya gerek yok. Yemeyelim biz ya filan tarzında düşünüyorum. Yani ya da ye gitsin ne olsa bozuluyor gibi falan Tabi oluyor. burada biraz flamunun da etkisi var. Yani torpido koruması ne ki yemiyoruz ki zaten torpido yedin mi niye yiyorsun filan diyor. O da biraz etkiliyor. Ama şu an çok açığa çıktı ekibiniz ve burada yan göstermiş bir Kutuzov var. Ve Site şu an geliyor şimdi That's a o. Biraz daha Paddling efekti öldü ama. geliyor arkadaşa. Öldü büyük ihtimal. Yani Ölmedi. Smoke'da şu an kayboldu ama bakalım bir atışta grubu daha geliyor. Ve birkaç tanesi çarptı ve evet 2600 canla tekrar açıldı. Evet Amagi bu şu arada adam bir yedi tane galiba. torpido yedi. Kafadan ve flooding olmuş olması lazım. Ve Kutuzov yatıyor ve Alabama'da 9000 can da arkada. Sizin de Bismarck'ınız emekliye ayrıldı. Aynen öyle. O da Mr. ACD mi? Mr. Aç, Evet. aç mı? Vallahi ben de bilmiyorum. Acı aç. Acı acına Alabama'da gidiyor şu an. Sleeping with the Fishes durumuna doğru bir salvo daha ve Yattare. New Maalesef o da Orleans sonunda burada kaybetti. almış oldu. Bu arada Amagi'ye çok ucundan belki iki torpido gelebilir ama Amagi yeterince hızlı olabilecek mi yoksa bunları yiyecek mi? Galiba bir tane yiyecek en azından. Bir torp Bir iki tane torpidoyu birden yedi. evet. Ağır bir darbe almış olması lazım. Çok az canı kalmış olması lazım. Karşıdan da torpidolar geliyor. Bismarck'lardan bir tanesi 3 tane mi yiyecek mi? Yok. Range yetmedi bu sefer. Range yetmediği için. Bizim Amagi'miz hem su alıp hem yanıyor. Büyük ihtimal ölecek. O Tamir zaman evet basamakları eğer. onarım ekibi yani damage control partisi bitmediyse şu an. Gelmediyse. Öldü büyük ihtimal ya. 1000 canı kaldı. 400 öldü. Evet. Yattari Hanzo oldu burada Amagi'de. Puan durumu 567'ye 331. Evet, TCG aslında önde. TSG biraz toplamıştı ama çok böyle iç içe kaldılar ve torpidolara çok kafa attılar. İç içe kalmalarından Evet, ötürü. aynen öyle. O yüzden o kazandıkları avantajı da kaybettiler. Büyük ihtimal TCG bu maçı alacak gibi duruyor. Şeylerin önemi yalnız çok net belirgin burada. Muhriplerin açılmadan yaptıkları bu torpidolar ve Benson'ın torpidoları da gene burada New Orleans'ta sıyırıyor. Ama hani belirleyici unsur bu maçta da torpidoları kimin yediği ve kimin ne kadar açıldığı oldu. Bu arada Benson açıldı aradan ve bayağı Evet, ciddi de hasar aldı buna karşılık. Çok iyi vurdu ekip. Galiba 4000 canla kurtulacak şimdi. Ve hala darbe de almaya devam ediyor bu arada. Galiba 3000 cana kadar düştü şu an. Göreceğiz eğer tespit edilirse. Akizuki ile Z23 karşılıklı burada torpido atışıyor ama T23'e bakalım son atışlarını isabet ettirebilecek mi Akuzuki? 400 canı var bu arada muhteşem bir torpido mu geldi? Vallahi muhteşem bir torpido geldi Accelerated'dan. Çapraz torpido Evet. saldırısıyla. Burada Risket'i Z23'ü suyun dibine gene boylatıyor. Akvaryuma çok Güzel bir süs olarak 9.99 artı KDV'den satışı hazır hale getiriyor. 1 ila 3 iş günü arasında da işleminiz hemen kargoya verilir arkadaşlar. Carolina burada dayanmaya devam. Senin söylediğin gibi. Zaten Warships'te benim hani Vought'ta da
karşılaştırdığında önüme çıkan ve fark ettiğim en büyük fark şeylerden biri, noktalardan biri. Burada gerçekten 1-2 gemi farkı hani çok büyük bir şey. WoT'taki gibi 1-2 tank farkı gibi değil. Yani Evet. açıldı mı fark, onu geri getirmek hem puan olarak, hem can olarak, hem vakit olarak çok zorlaşıyor. Ya çünkü hani tankı çok fazla oynamadım. Onu belki direkt Wolves'u yorumlayarak cevap vereceğim. Burada damage havuzları biraz daha yüksek ve gemiler gördüğün gibi çok fazla silahlandırmaya sahip. Yani hem torpido hem top yeri geliyor, sonar basıyor, smoke atıyor vesaire. Yani öyle 60 canlı biri kaçtı diyelim. O çok büyük sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü adam hiç gözükmeden, hiç ateş etmeyerek sadece sinsi sinsi torpido salvosu bırakarak sizin canınızı yakabiliyor. Burada Benson kaçamadı. 1600 canlı spotlanmıştı. North Carolina'da burnunu çevirmiş durumda. Yaklaşık 4 kişiye karşı Adrian! Adrian dayanıyorum Adrian diye bağırıyor. Puan olarak kaybetse de maçın sonunu acaba getirebilecek mi merak etmiyor değilim. Bu arada Benson'ın son dakika attığı torpidolardan bir tanesi Bismarck'ı vuracak mı? Çok güzel yaladı. Bu sırada arka tarafta Tekno şey çalıyordu yani. Torpido beat çalıyordu. Gayet Bismarck'ta duydum yani, kulağım verici. Dıdın 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 filan. Şu klanlarla ilgili bilgiyi de vereyim. Çünkü TCG ve TSG büyük ihtimal bir daha görmeyeceğiz bizim yayınlarda. Onlar başka Tabii yayıncılara ki, bu gidecek. tabii ki. Şimdi TCG ekibi şu an Türk topluluğunun en başarılı ekibi. Kendileri en son yapılan King of Sea en büyük turnuvada çeyrek finale kadar yükseldi. Bunun dışında birçok dediğim gibi turnuvalarda da boy gösteriyorlar. TSG ekibi de yeni kurulmuş bir ekip. Daha 11 aylık vesaire gibi bir şey. İlk turnuvası bu oluyor. Ama önünde bir tane uluslararası turnuva var. Lig usulü olan. İki takım da dediğim gibi belirli oyunculara sahipler. Valla böyle. İki takımla ilgili en kısa bilgileri bu şekilde veririm. Bu sefer kazanmayı başardınız ama. Mı? Yok, pardon. Yok, pardon. Yok, siz kazandınız Evet, biz yine. kazandık. Sen ikidir TCG tarafındasın, ben Doğru, ikidir ben Yeniler abi tarafındasın. şeylerine de çok benziyor, kusura bakmasın kimse. Aynen. Ben seni gördüğüm için şimdi anladım. TCG'de doğru. Bir de şey de demiştin. Takımlar karşılıklı oyuncu da değiştirebiliyor demiştin. O iyice zaten Aynen klanları zaten. şey yaptırıyor. Kafanın karışması normal çünkü TSG'nin içinde gördüğün gibi TCG'den kişi var. Evet, yani aynen öyle. O yüzden kafa Yani karışıyor. sonuçta kazanan taraf TS Yok, TCG oldu. TCG oldu. Tamam. Evet. Okey. Ama az önceki maçta gene kaybeden TSG'ydi. Yanlış hatırlamıyorum, değil mi? Yok, az önceki başta kaybeden TSK'ydı. TSK'ydı. Okey. Sadece benim savaşta yanına girmiş olduğum arkadaşlar galip gelmiş oldu. İki Evet. farklı takımdan bahsediyoruz yani. Az Aynen. önceki savaşta TSK kazandı. Bu savaşta da TCG kazandı. Hayır, ikisi de TCG kazandı. TCG kazandı. Ta, o ikisinde de Aynen. aynısı kazandı. Yani dedim ya, ben yayıncı olarak burada sıvamak için varım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok net. İki maçı da burada TCG kazandı. Artık 20.sinde doğru bilebildik. Saksı olarak görevimize devam da ediyoruz. Üçüncü maçımız TR ve TSG olacak. Neyse, artık TCG yok galiba. Hayır, yok. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Üçüncü maçımız. Bundan sonra dört maçımız daha olacak. Bir tane var ama o bizim maç değil galiba. TR, DR, KS bizim olmaması lazım. Bakayım ben hemen. Aslında bizde gözüküyor ama TR, TSG'ydi normalde o maç. Bizim maçımız TR vs TSG olması lazım. Evet. Benim listede olan bir maç görüyorum aslında. TR, DR, KS'yi ama bir O sonraki maçım dördüncü aslında. maç. O dördüncü maç. Okey. O zaman beklemedeyim ben. Yani henüz daha kurulmamış bizim adalar. Bir saniye, ben bir canın yanına gitmem Tabii gerekir, ki, bir durum tabii ki. varmış. Warships'te de XVM benzeri bir puanlama var. Warships Rating diye olması lazım. Aratacak olursanız zaten WoWES XVM yazarsanız Google'a direkt çıkıyor. Oradan bulabilirsiniz.
Savaşlar seviye 8 Ömer'cim. Şimdi bir sonraki haritanın, daha doğrusu odanın kurulmasını bekliyoruz. Oradan yürüyeceğiz. Gemi niye sarhoş gibi gidiyordu az önce? Hangisi acaba? Şimdi 3 dakika gecikme olduğu için. Tabii Burçak öyle der. Çünkü kendi reytingi iğrenç, tamam mı? Bizim reytingler ise uçuyor bebeğim. Hep düşük VN8'li oyuncular. VN8'e bakmıyorum ben zaten der. Ama aslında içi kıvrılır. Warships de o kadar zaten rekabetçi bir oyun ki. Hani kendim gülüyorum artık bu dediğime. Bazı durumlarda gemilerin dümenleri kırılabiliyor, motorları bozulabiliyor, makine daireleri filan gidebiliyor. Onlarda mesela dümen kontrolünüz olmuyor. Gemi olduğu yerde dönmeye devam ediyor eğer yol veriyorsanız gemiye hala. Veya motoru bozulduğunda yol gayet kalıyor olduğu yerde. O gibi şeyler var. Yani onun dışında özellikle sallana sallana gitme gibi bir durum yok. Kendisi belirlemediği sürece, geminin hızıyla oynamadığı, süratiyle oynamadığı sürece oyuncunun hani ekstra yapacağı bir şey yok sallapati olmasıyla ilgili geminin. Evet, beklenen bir yayıncımız gelmedi. O yüzden aynı anda 4 maçı veremiyoruz saat 9 olmasına rağmen. Aynen. TRTSG. Buna giriyorum ben. Hemen bakayım. Aynen TRTSG'ye gireceğiz. Tamam, ben girdim. Ben göremiyorum ya. Neighbor haritası. Gördüm. Tamam. Votbancım, bir şey güncellemedim ben. Bir de vot ile ilgili sorulara cevap vermiyorum. Bugün vot yok arkadaşlar. Yani bugün tamamen turnuvaya odaklanmış durumdayız. Turnuva bitene kadar da buradayız. Ondan sonra da bugün çektiğim şu videoları bir vlogçuluk oynayayım da hazırlayayım diyorum. Evet, bugün uzmanınızı rehin aldım. En iyisini En yaptın iyisini abi. yaptım. Kendi kameramı kilitledim, kameramdan yayın yapıyorum. Kameradan. Hep köşke sakladım beni. Hep Stadel vuruyorlar. Ağzıma ağzıma. Hem iyi olmadın ya, biraz da böyle deniz görün, ne bileyim, deniz kokusu, Hakikaten öyle. martılar, kuş sesi falan, ambiyans volümü açtıysan kuş sesi muş sesi geliyor sağdan soldan, yani ambiyans var Var ya. var. Kocaman devasa haritalar yani. Hep tank, hep tank. Nereye kadar? Palet, Bir palet. yere kadar hakikaten. En güzeli bu. En güzeli. Cuk. Ve farkındaysan mesela şu an kompetitifte bir şeyi de farkına varmış olduk. Hani daha sakin geçiyor diyorlar ya. O sakinlik aslında en başta yol alırken oluyor. Daha sonra sürekli bir çatışma, sürekli Evet, bir aynen öyle. kontrol Hiç riski. şey yok yani. Boş Hiç geçen bir an yok. duraksamıyoruz. Aynen öyle. Yani bu bakımdan da hani da yüksek tansiyonlu bir oyun. Burada odaklandığın zaman odaklı kalma süren çok daha uzun. Yani biriyle kapışıyorken mesela tankta gir çık yaparsın, vurursun. 2 ya 3 vuruşta alırsın adamı. Burada ama biriyle kapışırken belki de 50 defa salvo ulaşacaksınız. Yani 50 defa salvo atacaksın adama ve batmayacak eğer doğru düzgün duruyorsa. Hani Vought'ta böyle bir şey yok. O yüzden Vought'ta daha ani odaklanıyorsun, daha ani odağın dağılıyor ve etrafı kontrol ediyorsun. Ama Warships'te bir şeye odaklandın mı, ona böyle çok iyice tünel gibi içinde kalıp etrafını tamamen unuttuğun durumlar olabiliyor. Hani o durumda bazen iyice şaşırtıcı şekilde bir karaya vuruyorsun, torpido geliyor fark etmiyorsun. Aa, uçak gemisinden mi yemişim, nasıl öldüm filan dediğim bile olabiliyor. Yeterince uzun süredir oynamıyorsan, ara filan verdiysen, benim başıma gelen şeyler yani. Ben geçen senin yayını izliyordum. Bir Wolves'a girmiştin aslında birkaç gün önce. Girdim. Kagero ile de güzel bir maç çıktı hatta en son. Kagero değil, pardon. Kagero muydu? Yok, Kagero'ydu, evet.
Son saniye bir iki tane iki destroyer'e tek kalmıştım. Orada eğlenceliydi. Ama geri kalanında çok iyi değildi maçlar. Takımlar toplanıyor galiba. Henüz hakem gelmedi ama. Evet, beni de almadılar daha karşı takıma. TR'ye geçeceğim ben de. Allah'ım yine mi sen yeneceksin yoksa ne olur ya Artık ben. bilemiyorum. 2-1 ön 2-0 öndeyim. Kaldı 2-0 5 maç. Zaten 4 olursan tamam daha benim yenme ihtimalim yok Survivor'da diyorum. üst tura ben çıkıyorum. Ödülle ben gidiyorum. Hamburgerleri ben gömüyorum. Artık ödüller öyle değil ya. İyice böyle insanın psikolojisini bozan ödüller veriyorlar. Ailenle görüşme gibi. Evet. Aynı İzliyor musun diyorsun. sen? Ya arada işte bilgisayar oynarken ses olsun diye televizyon açık Abi oluyor. güzel güzel Tekleşiyor. ben de izliyorum. Adem Başkan. Oley. Yenecek ekip ailesinden gelen mektupları Tabii okuyacak. canım. Ya Artık. bu nasıl bir sınamadır ya? Çok fena oluyorlar abi. Telefonla konuşma, sınav, iletişim ödüllerinde çok kötü oluyorlar gerçekten. Şey de fena. Bu yemek ödüllerinin çoğu artık şehre filan indirtiyor adamları bir de. Ya da geçen İskender verdiler. Yetmedi önden çorba. O da yetmedi sonrasında kaymaklı Kemal Paşa tatlısı filan diye öldüler artık yani yemek yemekten. Ciddi arttı hepsinin boyutu. Hatta göbekleri tekrar çıkmaya başladı diye millet dalga geçiyor şeyde Ekşi Sözlük'te. Çok gülüyorum. Bu arada galiba 8'e 8 oldular. Başlayabilir her maç. Evet şu an 8'e 8'iz. Ben de eski bir basmazsam maçımız Ama bir dakika. başlayacaktır. Bir Bir tanem saçmalık var. nanem. Karşı takımın, yani benim takımın uçak gemicisi yok. Ona Evet, rağmen evet. 8'ler. Şimdi geldi uçak gemicisi. Birini çıkartmak durumunda kalacaklar. Yani yapsınlar uçak gemisi saçma olur zaten. Oynamayın daha iyi bence diyeceğim şu gördüklerimden sonra. Yani kuralda zorunluluk yok. İsterse seçmesinler. Lego yok arkadaşlar bayağıdır evet. Burada duruyor kutular da kendisi yok. Şu an çok fazla yapmak istemiyorum. Kutular dursun biraz. Bir ara tekrar başlayacağız. Bir fazlalık var. Kim fazla? Galiba takımdan kimse çıkmak istemiyor sizde. Yine bir durum varmış. Ben bir ayrılıyorum gerekirse. Tabii ki abi. Burçak'la biz de yani çevire çevire bir hal olduk. Özellikle Warships'te yaklaşık 3-4 haftada bir yeni patch çıkıyor şu ara. Hani adamlar WoT'un mantığını biraz daha kısaltıyorlar. Hani 5 tane yeni olay çıkartacaklarına 2 tane çıkartıyorlar ama yarı sürede çıkartıyorlar. Hani belki tek darbede daha fazla bir şey indirmiyorlar. Şöyle artısı var bunun. Bir defa yaptıkları işin hemen sonucunu daha hızlı görüyorlar. Geri bildirimi daha hızlı alıyorlar. Daha küçük oynamalar yapabiliyorlar. Anında çok böyle aşırı değişiklikler yapmak zorunda hissetmiyorlar kendileri de. Yani senede bir oyuna 4 tane güncelleme çıkartırken üzerinize olan baskı senede 12 güncelleme falan yapmaya başlayacaksanız çok değişiyor. Ufak ufak oynuyorsunuz. Ufak olaylara odaklanıyorsunuz. Bence daha mantıklı. Çünkü yaptığınız en ufak o değişikliklerin nasıl azar azar böyle daha güzel bir şekilde etkilediğini görüyorsunuz oyunun. Ha tabii ki ilk başta çok böyle keskin gözükmeyen bir değişiklik iki güncelleme sonra başka bir değişiklikle birleşip böyle Voltron'u oluşturup daha sonra oyunun içine böyle Swap and, izocam filan etkisi yaratabilir ama gene de o risk şeyden daha düşük. Direkt yanlış bir karar verip bir şey yapmak ve tam bir sonraki peşte düzeltiriz ama bir sonraki peşte 2 ay sonra be abicim ya. Bizi de öyle gümrükten çekemedik peçe filan durumuna düşmeniz den iyidir. Evet galiba takımlar hazır bu sefer. Hazırız falan Galiba, yazmışlar. galiba. İyi olan Osmanlı takım kazansın diyorum. Takım isimleri güzel ama değil mi? Böyle hiç saçma sapan isim yok yani. Yok, Biri evet yok. Evet. yani o bile zaten bakış açısını gösteriyor oyuncuların. Bir tane var aslında ama şimdi saçma demeyelim onlara. Dolabay, Hümayun diye bir Ha takım gördüm gördüm. var. Bir tek o Denk şeydi. gelecek miyiz? Logoları da yoktu Bakalım. ama. Evet, logoları bir göndermediler biz onu yaparken. Onları logosuz yapmak zorunda. Evet, bizim onlarla maçımız var yani göreceğiz onları da. Hem de iki tane var. Bakalım ne yapacaklar. Sabriye Reis.
Hadi bakalım. Evlilik programları yasaklandı zaten bugün KYK'yla. Hadi ya. Abi devlet KYK çıkartıp evlilik programı yasaklıyor. Ben izliyordum ya. Güzel kızlar katılıyordu. İşte Arada. onlar mesela Onlar... kastan zaten agent şey Aynen. ajanslardan yani. Allah Allah. İki taraf da hazırız diyor. Neden başlamıyorlar? Hakem galiba başlatıyor. Nerede Muhtemelen. şu an hakem? Ben dedim sahura kadar buradayız diye. Kimse inanmadı. Aha başladı. Ay. Genelde farkındaysan popüler haritalarda oynuyoruz. Mesela bu haritayla az önce de oynamıştık ilk maç. Yine burası denk geldi. Aha. Kaç tane havuzumuz, yani havuzda kaç tane haritamız vardı? Hemen söyleyeyim. Valla çift ekrandayım, diğerine geçemiyorum ama 7 ya da 8 tane falan vardı galiba. Biz tüm haritaları, oyundaki bütün haritaları denedik. Bu oyun modu olan, şu an işte Ranked mod 2 Spectre, Two Sector olarak başlatıyoruz ya. Bu sadece 8 haritada çalışıyordu. Biz o yüzden sadece o 8 haritayı oyuna ekledik. İlk takım, yani oyunu kuran işte ev sahibi takım haritayı seçiyor. Bak bunu söylememiştim ilk başta. Şimdi aklıma geldi. Konuk takımda nerede spawn olacağını seçiyor. Yani o yüzden kontrolü de bir takımın eline vermemiş oluyor. Hem harita hem spawn'ı seçmiyor yani bir takım. Bu O arada beni bakımdan da bir denge yakarsanız çok kuruyorsunuz. müteşekkir olacağım. Ya çarpalım ya. Ne yaklasın. Yak da hani çarpışalım da daha hızlı ölürüz diye. Sen yine ölmeyeceğim büyük ihtimal ya. İşte o yüzden diyorum zaten. Bu sefer ortadan çarpacağım sana. Ha, flooding oldu mis. Hep çarpıyorsunuz. Denizde çatışma kurallarına hiç uymuyorsunuz. Hep sancağınızı, iskelenizi şaşırıyorsunuz. Evet, bizim ekip şu an duruma bakılırsa B'ye doğru hareketlendi. Bir tane solo adam görüyorum ben. Tek başına A'ya gidiyor. Bu arada izleyici Burada sayımız izleyici... artabilir. VOD'un sunucuları patlamış gene. Patch'ten sonra baya yani 3 veya 4. defa sunucu patlaması oluyor. Ya aslında nedense Wargaming'in böyle çok güzel giden işleri bir patch'le mahvetme gibi bir huyu var. Bizim Evet. en son 6.2 güncellemesinde ya da 3'te tam hatırlamıyorum. Bizim oyunu mahvettiler. Oyuna bir submarine diye bir şey eklediler böyle. Şaka Ha. olarak 1 herhalde bir Nisan. modda kullanacaktı evet. Ama öyle bir bug'la geldi ki submarine değil mesela tıkladım merak ettim. Tamam. Hesabın direkt 15 dakika bug'a giriyordu. Oo. Evet, hiçbir şekilde hesaba giremiyorsun, çıkamıyorsun. İşte görev yönetiminden de kapatacaksın ve 15 dakika açmayacaksın hesabı. Sonra bunu işte bir hotfix ile bunu düzelttik dediler ama düzelmedi. Ama onlar düzelttik dediler. Efendime söyleyeyim, yine filodayken hazıra basamıyordun. Hepsi bu 6.2 ile oldu yani. Muhteşem giden bir oyunu mahvettiler yani. Orada uçak gemileri kapışmaya başladı birbirleriyle. Evet, uçak Birlikler gemileri kapışmaya görüyor. başladı. Kagero isabet alıyor şu an Atago ve Benson'dan. Bizim takım B gibi yap A'ya gitti. Bizde şu an B'ye doğru bir ağır hareket görüyorum. Bütün gemiler genellikle kafalarını, başlarını şu an B'ye doğru vermiş durumda. Geliyorlar. İskeleye aldılar bütün toplarını. Yardıra yardıra. İskele bordadan. Gömçürüyorlar mermilerini ama Bismarck tespit edilmiş. Karşılıklı bir şey alıyor şu an. Yüksek patlayıcı mermi spamı. Atago da biraz mermi yiyor ama çok fazla değil bizim takımda. Torpidolar, sizin torpidolar. Evet, bizim bir tane gemimizi vuracak. Çapa evimizi vuracak. Vurdu ve 20K'ya yakın canını aldı. Çok güzel vurdular. Oo. Evet, sis içinde bir torpido hit. Evet, bir tanesi yalamış geçmiş. Evet. Kutuzov burada Benson'a atış etti sizinki gene. Ama vuramadı. Bismarck burada onarımını kullanıyor sanırım.
Evet, onarımla biraz canını alıyor. Bu arada yüksek patlayıcı mermiden aldığınız hasar hafif hasar olarak geçiyor zırhlılarda. Yani daha fazlasını geri alabiliyorsunuz ama zırh delici mermilerden aldığınız hasarı çok daha az tamir edebiliyor gemiler. Belirli gemilerde tamir etme var zaten. Çoğunlukla zırhlılarda ve bazı ve belli bir seviyenin üzerindeki kruvazörlerde. Benim bildiğim muhriplerde bir tanesinin vardı, bir şey de vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Hayır, neyden bahsediyoruz? Tam kaçırdım orayı. Şey tamir abi. Yeni gelen Sovyet Ha hattında ha. galiba tamir vardı bir tek diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Onu ama sisin yerine alabiliyorsun. Sisin Dolayısıyla yerini sisinden, alabiliyorsun, evet. evet, sisinden vazgeçmek zorunda kalıyorsun. Daha Bu mobil. arada cluster olmuş şeyler böyle hakikaten iskeleye olmuş burası. Metrobüs durağı gibi. Kutuzov, Çapaya ve Amagi. Dip dibe. Onlara bir torpido geliyor. Belki üzülürler bu Kutuzov hareketlerinden. çok üzülebilir eğer. Ve Kutuzov üzülecek şu an, yani geri yol vermeye commit etmiş durumdaydı. Şimdi fark etti bir tanesini. Bu arada Yemeyecek. Yemeyecek yok. ben kuyruktan Ben alacağını kuyruktan düşünüyorum alacağım. abi. Oo, çok iyi Evet. sıyırdı. İçinden geçmiş gibi gördüm ben hatta. İşte aslında Wargaming işte bu modu neden yayınlamıyor? Bu yüzden. Minik delay, yani daha doğrusu frame kaybı oluyor böyle paket loss gibi. Sende içinden geçmiş gözüküyor ama mesela bende direkt yemeyeceğini görüyordum. Anladım. Ben de Anladım. bayağı net içinden geçti. Evet. İlk kan döküldü bu arada. TSG ekibinin Atago'su düştü. Sizin bir tane muhribiniz B hattında geziyor olarak gözüküyor bende. Son Evet. pozisyon olarak. Ta dipte, yani B hattının şu an tam Orada ne içinde. yapıyor acaba? B8'de. Yani bence uçak gemisi arıyor diye düşünüyorum ama Orada yok. orada olmadığını evet. Senden anladık zaten şu an. Kagero Şu da yarı an canını kaybetmiş durumda. Kutuzov da ağır bir darbe aldı o torpidoyla. Bir torpido daha geliyor ama galiba onu gördü Kutuzov. Yok, şu an biz hiçbir torpidoyu görmüyoruz. Yani sizin Ha attığınız bir size... torpido var. Ha evet, iki Onu tane yemeyecek. kutusu olmuşsa zaten Bu arada mezunum orada. Kutuzov'un torpidoları geliyor. Eğer Çapa'ya çıkmaya karar verirse, ama sanmıyorum da direkt Çapaya suyu şu an durdu. boylayacak. Dur, evet durdu. Adayı iyi kullanıyorlar. Daha orta ortaya bakalım. Can havuzunda tabii gemi sayısı olarak bir adım önde şu an TR ekibi. Şu an ne yapması lazım TSG'nin? Kesinlikle bir tane muhribini şu B'nin ortasında büyük bir ada var gördüğün gibi. Evet. Onun TSG ekibini desteklediği tarafa, yani mantıken güney tarafına sokması lazım. Hem B'yi böylece capleyecekler hem de bloklayacaklar. Ve şu anki gemi kaybı, bir tane atargaları düştü ama bunu büyük oranda absorbe edip öne geçebilme Bu ihtimalleri bir arada tek bu şekilde var. Drunk Sniper galiba iki tane torpido yiyecek. Bakıyorum. Aynen. Bum bum. İki Ağır tane yedi. bir darbe bu. Yani Evet, yaklaşık gerçekten burada ağır bir darbe bu. 25 bin canını falan bırakmış oldu. Ve onarımı da kullanmış mı? Şu an bakayım. Şu an can basıyor Can kendine. basıyor kendisine. Evet, onarımı da kullandı. Evet, sizin D'deniz B'ye girdi galiba. B'ye alınmaya başladı çünkü Bir kutmanlar arasında. tanesi girdi. Kagero şu an. O, bu B. arada bizim Smo, yani o güzel torpidolar geliyor. Kagero'nun mu? Hayır, Kagero'nun değil. Kagero Yani şu an önündeki. kendini gösterdi. Onlar gelenler Evet, birinin sensin uçaklardan gelmiyor. torpidoyu çek ve son anda yırttı. Evet, son anda burada yırttı Ghost ama kendisini tabii şeylerden de korumak zorunda. Yüksek patlayıcı ve kruvazör ateşlerinden de korumak zorunda. İşte dediğimi, az önce dediğimi yaparsa hem korur hem de işini doğru düzgün yapar. Bakalım Gidip o beğenin yaşatacaklar mı? orada, evet, yaşatacaklar mı? Yaşadı Galiba herhalde ya. yaşayacak. Orada sakin beklemesi lazım. Yani muhrip çok önemli. Özellikle turnuvalarda Bensonlar hep için. Hep kovalayan muhripler oluyor. Orada Hasardan çapaya ve ziyade. ağır bir darbe gelebilir. Ama Ya, sıyırıyor. delip geçmiştir büyük ihtimal. Yok, isabet etmedi zaten. Ha, isabet mi etmedi? Çok ağır bir şekilde Ağır bir TR'nin şekilde. bu arada B'ye bastığını görüyoruz. Evet, TR çünkü hani, riskin 4 farkına tane gemi vardı. var. Farkındaysan Atago'nun ölmesine rağmen TSG'de bir üstünlük var. Çünkü Cap'ten Bu puan arada alıyorlar. torpido uçakları mahvoldu yani. Bu arada Gayet. bizim Benson'ımız öldü maalesef. Öldü. Çünkü B'de beklenen desteği kaybetti. Torpido Yani ben atabilmiş miydi? dediğimde... Hayır, atamadı. Ben dediğimde tüm takım B'yi destekleyecek şekildeydi. Şu an gördüğün gibi TSG ekibi dağılmış. A'nın içinde şu an bir Evet. dağılma yaşamış Osman'ın Benson. ekibi gene tarih yazıyor. Vallahi billahi öyle oluyor şu an. 3-0'a doğru gidiyoruz.
Bakalım ilerleyen maçlar ne getirecek? Bunu bitiriyorum. Chopeyev tabi burada kendini korumak zorunda. Kutuzov da bunu fark etmiş. Uzaktan uzaktan çalışıyordu. Chat'te bir tane soru gelmiş. Çok güzel bir soru. TR Yoldaş demiş ki zırh delici demeye hiç vurmuyor bazen. Delemediği için mi yoksa delip geçtiği için mi diye sormuş. Güzel soru. Bunun mesela Wargaming eğitim videoları da var bu. Bir ZD merminin nüfuz etmesi için isabet ettiği zırhın belirli bir kalınlıkta olması gerekiyor. Eğer atıyorum siz muhribin topuyla zırhlıya ateş ederseniz ZD olarak ve belli bir mesafeden ateş etmesi gerekiyor. Büyük ihtimalle mermileriniz kırılacaktır. Bu arada sizden biri öldü. Kagerunuzu kestik. Diğer çapayımınız da canı çok az. Eğer karşı zırh çok ince ise bir muhrip mesela en basit muhriplerin zırhı çok ince zırhlarsa ve siz ona ağır toplarla ateş ediyorsanız sizin o başındaki fünye zırhın kalınlığında aktif olmayacağı için delip geçecektir. Bu şekilde hasar vermeme olayları oluyor. Bizim North Carolina'yı bayağı iyi sıkıştırdılar. Özellikle uçak gemileri Evet, iyi evet. bombalıyor. Yani Burada ben ağır bir şey deney fark çalıyor. ettim. Benim yayında bir frame atlama oluyormuş. Ben yine bir yayını açıp kapatacağım. Program bazen işlemciden dolayı kasıyor. Bu maçtan sonra onu halledeceğim arkadaşlar. Yeni fark ettim. Evet bizim bu arada çapı evimiz oyundan düşmüş herhalde. Topları düzgün bir şekilde bakıyor çünkü. Oh. Evet düşmüş. Şu an damage'i ölecek. Bu oyunda sizin galiba yani çapı evin düşmesiyle beraber büyük ihtimal size döndü bu oyunda. Evet çapı ev düştü. Aynı anda North'ta düştü. Ama sizden de bir kutu sova aldık. Evet, Şu evet. an bir amagimiz bir kutu sovumuz kaldı. Oyun riskli yani test yani bizim takımın tamam bir şeyi var. Önderliği var ama pek sorunsuz bir şekilde kalacak gibi durmuyor. Sanmıyorum. Burada hakikaten gemi üstünlüğüyle. Eğer Yani ve sizin Drang hala yanlış bir yaşayan hamle bir yapmazsa, bu arada geminiz. açıldı Turkish Punch. Ve uçaklar da çok güzel bir şekilde burada, ya da daha doğrusu uçak değil, Bismarck hidroaküstiğini açmış. Torpidoları çok Torpidoları önceden çok. gördü. Ve Kutuzov da burada hakikaten çıt kırıldım bir kruvazör olmanın inceliklerini gösteriyor bize. Evet, İçi dışı maalesef. bir kruvazör Kutuzov. Direkt Yani bayağı bir sonraki esintili. smoke'a kadar büyük ihtimal bir 50 saniyesi, 1 dakikası falan var. Bu arada Ve... Bismarck'ın ona atmaması enteresan. Yani çok güveniyor galiba ikinci toplarına. Evet, büyük ihtimal ikincileriyle kesecektir hatta onu. İkincileri de evet kesecek gibi gözüküyor şu an. Bu yüzden Zaten ana yangın toplarını, bıraktı. ana bataryasını Amagi'ye yönlendirmeyi tercih etti ve evet. Turkish Punch, Yattari Hanzo oldu gene. Pardus da büyük ihtimal ölecek. Bismarck çok önüne attı bu sefer ama gene de iyi vurmuş. Ben akşam bunların hepsini kalaylayacağım. Ben Böyle mi bunların oynanırdı hepsini kalaylayacağım bunların. ya? Evet. Bu maçta TR'ye gitti ve Osman ekibi gene her zamanki gibi kazandı diyebiliriz. Katılımcılarımızı tebrik ediyor. Bir sonraki maçta görmeyi diliyoruz. Ben bu sırada bir yayını kapatıp açıyorum.